sonra çene eklemine geçsinler. Hocam ağız kokusu. Evet. Yani burada illaki dişte enfeksiyon var mıdır? Mesela bazen diyorlar dişlerim ben çok muntazam fırçalıyorum. Ondan sonra ağzımda bir sorun yok gibi görünüyor ama ağız kokusu var. Evet. Bunlar da ne? Toplumumuzun çokça sıkça karşılaştığı sorunlardan bir tanesi. Şöyle, ağız kokusunun temel sebeplerinden bir tanesi diş plave taşı. Ancak hani biraz önce de bahsettik. Tek taraflı çiğneme sebep. Çünkü işlemeyen demirin paslandığı durum plak ve taşların oluşması, diş etlerinin hastalanması açısından davetiye. İkincisi, dolgu yiyecek dolguların arasına, iki dişin arasına yiyecek artık kaçışı. Bu anatomik dolguyla engellenebiliyor. Yiyecek artık kaçışı bir süre sonra oradaki sülfürün içeriği sülfür oluyor ve sülfürde ağız kokusu olarak dönüş yapıyor. Veya da plak taş veya da daha ileri giderse de dolgu altı çürüklere sebep oluyor. Yani durduk yerde diş dolgusu altına çürükler gelişiyor. Devam ediyorum. Dolgu altı çürükler. Onun dışında amalgam dolgular mesela, siyah dolgular. İçerisindeki metalin korozyona uğraması sebebiyle ağızda bir metal kokusu yani oluşuyor. Ne kadar iyi fırçalarsanız fırçalayın geçmez. Evet geçmez. O yüzden onun yüzeyinin pasparlak olması gerekiyor ve anatomik olması gerekiyor. Onun dışında kaplamalar. Bakın porselen mesela. Porselenin altında bir metal altyapı vardır. Nikelli ise eğer nikelden dolayı koku yapar. Hele özellikle de porselen bazen bruksizm oluyor mesela, gıcırdatma oluyor veya da bir başka sorunlardan dolayı porselen kırıldığı zaman alttaki metal altyapı çıkıyor açığa. O zaman da mesela koku yapıyor. Veya da belki IMEX, Empress, zirkonyum kaplamalar var. Kaplama türleri, porselenler gibi. Bu kaplamalar eğer ki diş etlerine saygı duyacak şekilde, onların nefes alacağı şekilde yapılırsa eğer onlar da koku yapmaz. Ancak diş etine baskı yaparsa, yiyecek etkinliğini, ısırma etkinliğine tam gelemezse onlar da koku yapar. Yani hani, sebebe yönelik tedavi, ağız kokusu. Aynen, kesinlikle. Neden? Kaynağına kesinlikle inmemiz gerekiyor açıkçası. İyi bir tedavi gerekiyor. Evet, evet, bunun dışında da bahsedelim. Diş iltihapları mesela. Tabii. Ağız kokusu sebebidir. Diş kistleri, tümörler. Bunlar da ağız kokusu sebepleridir. Üst solunum yolu enfeksiyonları. Tabii. Mide, gastrit, ülser. Yine ağız kokusu sebebi. Tabii. Daha fazla inelim aşağıya. Akciğer rahatsızlıkları, pankreas rahatsızlıkları ve psikolojik depresyon, içe kapanıklılık. Bu bile ağız kokusu sebebidir. Yeniden içilen besinlerin elbette nefese de yansıması var. Ama bakın ağız diş sağlığından sistemik rahatsızlıkları, genel duruma, genel durumundan psikolojik boyutuna kadar birçok sebep ağız kokusu sebebidir. Ancak ilk başlangıç tedavimiz ağız diş sağlığı olması gerekiyor. Siz... O elemini olduktan sonra genel duruma geçebiliriz. O elemini olduktan sonra psikolojik duruma geçebiliriz. Ama ilk önce bizim kendi